Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün de arkadaşlar ekranımızda enflasyon problemleri var. Enflasyon biliyorsunuz arkadaşlar bir ülkenin parasının değer kaybetmesi sonrasında vatandaşların alım gücündeki zayıflama arkadaşlar. Dün malların fiyatı yükseldiği için arkadaşlar bizim alım gücümüz azalmış oluyor. Yani paramız değer kaybetmiş oluyor. Bakalım bununla ilgili nasıl sorular var. Birinci soruda diyor ki arkadaşlar yıllık %20 enflasyon olan bir ülkede bir işçinin maaşına %26 zam yapıldığına göre işçinin alım gücü nasıl değişmiştir? Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar bir maaş, bir de almak istediğimiz ürünün arkadaşlar, değil mi? Fiyatı. Bunlar arkadaşlar yüz diyerek başlayacağız. Neden yüz dediğimizi tahmin ediyorsunuz arkadaşlar. Yüzdelerini hesaplamak çok daha kolay olacak. %20 enflasyon olduğuna göre arkadaşlar ürünün yıl sonundaki fiyatı 120 TL'ye çıkacaktır. Doğru mu? Maaşa da %26 zam yapılmış. O zaman memurun maaşı ya da işçinin maaşı bu da 126 TL'ye çıkacaktır. Dolayısıyla dikkat ederseniz eskiden bir maaşla bir ürün alınabiliyorken şimdi arkadaşlar bir maaşla bir üründen birazcık daha fazla alınabiliyor. Yani aslında alım gücümüzde bir artış var. Ne kadarlık bir artış var? Bunların arasındaki fark kadar. Yani çıkarırsak arkadaşlar 126'dan 120'yi ne oldu arkadaşlar? 6 TL'lik arkadaşlar bir alım gücümüzde artış var. Şimdi bu 6'yı yani farkı ne yapacağız arkadaşlar? Ürünün son fiyatına böleceğiz 120'ye. Bu da arkadaşlar 6'ya böldük 1, 6'ya böldük ne oldu? 20. Sonra bunu 5 ile genişleteceğiz. 5 ile genişletirsek arkadaşlar 5 bölü 100 yapacaktır. Neden 5 ile genişlettiğimizi fark ettiniz arkadaşlar? Çünkü bu alım gücündeki artışı yüzdeye dönüştürmüş olduk. Demek ki alım gücü değil mi? %5 artar. Evet. İkinci soruya geçelim arkadaşlar. Yıllık enflasyonun diyor %20 olduğu bir ülkede bir memurun maaşına ilk 6 ayda %10, ikinci 6 ayda ise %10 daha zam yapıldığına göre yıl sonunda memurun alım gücü nasıl değişmiştir? Burada arkadaşlar ilk 6 ayda %10 yapılması sonrasında zamlı maaş üzerinden bir daha ikinci 6 ayda %10 zam yapılması yıllık %20 zam yapılmasından farklı bir şey. Tek seferde %20 zam yapsaydık bundan daha az bir şey ortaya çıkardı. Dolayısıyla bunlar farklı durumlar olduğunu vurguladıktan sonra çözüme başlayalım. Yine arkadaşlar ne var? Maaşımız var. Maaşımıza ne diyeceğiz arkadaşlar? 100 TL. Bir de ürün fiyatı var. Ürünün fiyatına da arkadaşlar 100 TL diyelim. Bakın başlangıçta bir üründen bir tane alabiliyoruz. Enflasyon %20 olduğuna göre ürünün fiyatı %20 arttı. Yani 120 TL'ye çıktı. Maaşa da ne yapmışız arkadaşlar? İlk 6 ayda ne yapmışız? %10 zam yapmışız. Yani maaş önce bir 110 TL'ye çıkmış. Doğru mu? Sonra ikinci 6 ayda 110'a ne yapmışız? Bir daha %10 zam yapmışız. Yani bunu bir daha %10 zam yaparken biliyorsunuz ne yapıyorduk? %10 ekleyerek değil mi? %10 indirim yapsaydık bu sefer 100'den çıkarıp 90 bölü 100'e çarpacaktık. Yine bununla çarparsak arkadaşlar bu da 121 TL mi yapacaktır? Demek ki maaşımız arkadaşlar 121 TL'ye çıkmış ikinci 6 ayın sonunda. Tekrarlıyorum. İlk 6 ayda bir %10 yaptık arkadaşlar. Sonra bu 110 TL yani zamlı fiyat üzerinden bir daha %10 zam yaptık. %10 zam yapmak demek onu 110 bölü yüzde çarpmak demek değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ne olmuş oldu? Artık memurun son maaşı arkadaşlar 121 TL iken ürünün son fiyatı 120 TL. Bu durumda ne oldu farkındaysanız yine memur arkadaşlar avantajlı durumda değil mi? 1 TL'lik değil mi? Bunları çıkarırsak 1 TL'lik bir alım gücümüzde artış var. Fakat bunu bize ne yapıyor arkadaşlar? Yüzde olarak soruyor genelde. O zaman bu artış gücünü 1'i ne yapacağız? Son fiyatı böleceğiz 120'ye. Ne yapacağım arkadaşlar? Ben bunu önce bir kaça böleceğim? Örneğin 6'ya böleceğim. 6'ya bölersem yukarısı ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 6, 20. Sonra ben bunları 5 ile genişleteceğim. Yani 5 bölü 6, payda da 100 oldu. Bu da demek ki arkadaşlar %5 bölü 6. Evet, bu da arkadaşlar yaklaşık olarak %1'den biraz daha az bir değer değil mi? Yaklaşık olarak arkadaşlar ne olacaktır? %0,8 gibi bir artışımız var. Evet, üçüncü sorudayız arkadaşlar. Yıllık enflasyonun %60 olduğu bir ülkede diyor arkadaşlar. Yine hemen bir şeyden bahsedelim. Maaştan ve ürün fiyatından bahsedelim arkadaşlar. Yine ürün fiyatına 100 TL diyeceğiz. Sonra maaşa da arkadaşlar 100 TL diyeceğiz. Gerçekten sene başında bir maaşta üründen bir tane alabiliyormuşuz. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? %60 enflasyon var. Yıllık enflasyon dediği için tek seferde ürünümüzün fiyatını yıl sonunda 160'a çıkacağını hesaplayabiliriz. Ancak maaşa yıllık değil de her 4 ayda bir %20 zam yapılıyormuş. Arkadaşlar bir yılda 3 tane 4 aylık periyot olacağı için arkadaşlar 3 kere zam yapılacak demek ki. Yüzden ilk zamda maaşımız 120'ye çıktı. Sonra bir daha %20. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? 120 bölü 100'e çarpacağız. %20 zam demesi arkadaşlar
120 bölü 100 ile çarpılması demek. O da 144 lira olacaktır arkadaşlar. 144 TL'ye çıktı maaşımız. Bu ikinci zamda bir zam daha yapılması gerekiyor. 144'ü arkadaşlar 120 bölü 100 ile çarpıyorum. Bu da 172 küsür yapıyor. Yuvarlak olarak 172 alıyorum ben. Çok sorun değil arkadaşlar. Yaklaşık değer hesaplıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yıl sonunda memurun maaşı 172'ye çıktığına göre arkadaşlar ürün fiyatı da 160 olduğuna göre memurun maaşı ürün fiyatının önüne geçmiş. Yani alım gücümüzde bir artış var arkadaşlar. Ne kadarlık artış var? 12 TL'lik artış var. Alım gücümüz artmış. Nasıl artmış peki arkadaşlar? 12. Kime göre? 160 TL'ye göre. O zaman arkadaşlar buradan ne yapıyoruz? Önce mesela ne yapalım? Hepsini 8'e bölelim. 1,5. Bunu da 8'e bölersem 20. Şimdi ne yapacağız? 5 ile genişleteceğiz. Paydayı 100 yapıyoruz ki yüzdeye çevirmiş olalım. Biliyorsunuz arkadaşlar bir kesiri yüzde olarak ifade etmek istiyorsanız paydayı 100 yapmalısınız. 5 ile çarptığımız zaman arkadaşlar 7,5 bölü 100 yaptı. Demek ki arkadaşlar yüzde olarak da ifade edecek olursak eğer %7,5 alım gücü ne yapmış arkadaşlar? Artmış. Evet, gelelim dördüncü sorumuza. Yıllık enflasyon oranı %20 olduğu bir ülkede bir memurun maaşına zam yapıldığında alım gücü %20 arttığına göre maaşına yapılan zam kaç TL'dir? Evet arkadaşlar burada pardon yüzde kaçtır? Burada ne yapmış? Soruyu bize tersten sormuş. Yine arkadaşlar biz ne yapacağız? Her zamanki gibi maaş ve ürün fiyatlarıyla başlayacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Maaşa da yüzleyeceğiz, ürüne de yüzleyeceğiz demin yaptığımız gibi. Sonra ne olmuş? Yıllık enflasyon %20 olduğuna göre ürünümüz 120 TL'ye çıkmış bir kere. Memurun maaşına zam yapıldığında da alım gücü %20 artmış. Ha, şimdi memurun maaşı kaça çıktı bilmiyoruz. X diyelim artıştan sonra. Şimdi ne yapıyorduk? Aradaki fark. Değil mi arkadaşlar? Aradaki fark nedir? Ama alım gücü de %20 artmış. Aradaki fark hatırlarsanız alım gücümüzün artışı ya da azalışıydı. Arttığına göre alım gücü arkadaşlar memurun maaşı demek ki yüzünden daha büyük bir hale gelmiş. O zaman x eksi 120 TL'ye kadar ne var? Artış var arada. Değil mi? Fark var. Ne yapıyorduk hatırlarsanız x eksi 120'yi yani artışı son fiyata, ürünün güncel fiyatına bölüyorduk. Bu bize neyi veriyordu arkadaşlar? Artış yüzdesini. Ki artış yüzdesinin alım gücündekinin %20 olduğunu biliyoruz. Buradan arkadaşlar işler çarpımı yapalım. Bunu 20'ye böldük 1, 20'ye böldük 5, 5'e böldük 1, 5'e böldük 24. Gördüğünüz gibi arkadaşlar x eksi 120 eşittir 24 oldu. X buradan arkadaşlar 144 oldu. Demek ki memurun maaşı kaça çıkmış arkadaşlar? 144 TL'ye. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki memurun maaşına %44 zam yapılmış. Evet, anlaşık mı arkadaşlar? Evet, gelelim arkadaşlar son sorumuza. Bir ülkede diyor işçi maaşına %24 zam yapılıyor ancak alım gücü %32 artıyor. Buna göre ülkedeki enflasyon nedir? Bu sefer de soruyu yine tersten sormuş. Başka türlü bir tersten sorma var. Bu sefer de enflasyonu vermemiş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine aynı şekilde başlıyoruz. Bakın hep bir kalıp çözümümüz var değil mi? Maaşa 100 diyoruz. Ürün fiyatına da başlangıçta 100 diyoruz. Şimdi ne oldu dikkat ederseniz? Maaşa 124 zam yapıldı. Maaş 124 TL'ye çıktı. Ancak ne oldu arkadaşlar? Ürün kaça çıktı bilmiyoruz arkadaşlar. Üründeki artışı bilmiyoruz şu an. Ne yapıyorduk hatırlarsanız? Alım gücünde artış varsa maaşın fazla büyüdüğü anlamına geliyordu değil mi bu? Evet bakıyorum alım gücü artmış. Evet alım gücü arttığına göre demek ki maaş daha fazlaymış. Yani 124'ten x'e çıkarırsam ürünün fiyatını aradaki fark benim nedir arkadaşlar? Alım gücümdeki artış TL olarak. Alım gücümde bu kadar artış. Her zaman biz alım gücünü arkadaşlar ne yapardık? Ürünün güncel fiyatına bölerdik değil mi? Yani x'e bölerdik ki bu bizim artışımız olsun. Evet buradan işler dışarı çarpma yaparsak arkadaşlar. 124 çarpı 100 eksi 100x eşittir 32x. Bu tarafa atarsam 132x eşittir 12.400. Buradan da arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? X eşittir. Her iki tarafı 132'ye bölersek arkadaşlar. %94 yapıyor. Yaklaşık olarak arkadaşlar yine %94'ü hesaplamış olduk. Şimdi demek ki arkadaşlar burada ilginç bir şey çıktı ortaya. Ürünün fiyatı ne yapmış arkadaşlar? 100 liradan 94 liraya gerilemiş. Yani aslında burada enflasyon neymiş? Arkadaşlar eksi %6'ymış değil mi? Çünkü 100 liradan ne olmuş arkadaşlar? 94 liraya düşmüş. Bu ülkede demek ki arkadaşlar karlılık var. Yani parası sürekli değer kazanmış. Enflasyon bu sefer ne yapar arkadaşlar? Eksi %6 yapar. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.